Avrupa'dan ihraç edilen yem ve dana fiyatlarındaki ani yükseliş yüzünden hayvancılık zor bir dönem geçiriyor. Antalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Et Ticareti Meslek Komitesi üyesi Ata Sönmez bu soruna dikkat çekti. Sönmez, ithal dana fiyatlarının döviz kurundaki artıştan kaynaklı 4 ay içinde 600 euro pahalanarak 4000 euroya çıktığını söyledi. Yemin birim fiyatının da 45 liradan 55 liraya çıktığını kaydeden Sönmez, sürekli zam geldiği için üretimin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı. Ya nedir bir et sektörü? Et iyi kardeşim de bunu üreten zarar ettikten sonra bu üretim kalır mı? Geçen toplantımda dedim, diyoruz ki ithal bağımlısı oluruz. Demek anlatmak istediğim bu. Zaman zaman ithal ete başvurulmasında bir sakınca olmadığını ifade eden Sönmez, ithal et terbiye ederken üretimi bitirmekten kaçınmak gerektiğini kaydetti. Tamam, piyasayı terbiye etmek için ithale getiriyorsunuz. Ama biz de diyoruz ki bugün 22-23 lira, 24 liradan bunu üreten köylü bu malı keserse bunda para kazanamaz. Kazanamadığı zaman ne yapar? Demin Ali Bey'in anlattığı gibi 100 kişiden 8 kişi işi bırakır. O bırakır, bu bırakır. Ne olacak üretim? Çözümün etin kilosunun enflasyonla bağlantılı olarak uygun bir artış göstermesinde olduğunu belirten Sönmez. Geçtiğimiz sene 24 Türk lirası olan et fiyatının 27 liraya çıkması gerektiğini düşünüyor. Ata Sönmez ayrıca devletin hayvan üreticilerine teşvik politikalarını tekrar gözden geçirip sahaya göre etkili çözümler üretmesi gerektiğini belirtiyor.